Evet Serkan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Harika bir premier, Amadeus premieri. Neler söylemek istersiniz? Heyecanlıyız. Valla oyunları izlemeye çalışıyorum. Amadeus'u da merak ediyorum. O yüzden bakalım. Sonradan yorumlarımı yaparım. Peki sizin de stylinginiz. Nasıl hazırlandınız? Gece nasıl hazırlandı? Çok şıksınız. Kıyafetlerimize kendiniz mi karar veriyorsunuz yoksa Özge Hanım'a soruyor musunuz? Özge'nin tabii ki de fikrini alıyorum. Genelde evet kendim karar veriyorum. Ama aslında çok özel bir şey yapmıyorum. Hızlıca üstüme bir şey atıyorum. Teşekkür ederim beğenmenize. Peki Serkan Bey, her oyuncu sizce sizin için tiyatro sahnesinden geçmeli mi? Bu kişiye özel bir şey tabii ki. Öyle hissediyorsan doğru zaman geldiğinde tabii ki de tiyatro sahnesine çıkabilirsin. Peki bunun dışında siz neler yapıyorsunuz? Var mı yeni projeler, okuduğunuz projeler? Okuduğum birkaç tane iş var evet. İnşallah önümüzdeki haftalar bir şeyler netleşmiş olacak. Bakalım yani gelen teklifleri değerlendireceğiz. Dizi mi, televizyon dizisi mi, dijital mi? TV, TV olacak. Televizyon dizisi. Peki o zaman çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hiç yani. Alışık değilim ama olsun, biliyorsunuz. Bugün bir tecrübe olsun sizin için. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Nişantaşı'ndasınız. Evet. Genelde de buradayım, ilginç bir durum değil yani. Olsun, bakım yaptırıyordunuz efendim. Nasıl, dikkat ediyor musunuz bakımınıza? Bu yoğun tempoda... Ediyorum da burada bakım yaptırmıyordum. Evet. Makyaj ürünlerine bakıyordum. Çok güzel. Onun dışında nasılsınız? Konserler var. Yoğunluğumuz, bildiğiniz gibi. Programda ne var? Nereleri var konserleriniz? Eskişehir, Ankara, İstanbul. Var oğlu vardı, programı yoğun yaptı. Maşallah. Şu an size çok büyük ilgi var. Bütün ünlü isimler konserlerinize geliyor. Tanışıyor musunuz? Neden hissediyorsunuz? Sonra çok kuliste... Çok tanışıyorum canım hepsiyle. Tabii arkadaşlarım geliyorlar sağ olsunlar sevdikleri için. Ama biz insan içinde şey oldu galiba. Melike Şahin kim? Neden? Evet evet öyle algılar oluştu. Sevdikleri için geliyorlar. Neden olacak? Şarkılarınızı da daha çok tanıyordunuz da şu anda... Fiziksel olarak da tanıyorlar sizi artık. Cem Yılmaz geldi konserinizde oynadı sizin şarkılarınızla. Evet, sağ olsun. Sosyal medyada çok ilgi gördü. Ben de gördüm. Evet, eğlendiler bayağı, ne güzel. Ne diyeceksiniz bu ilgi alaka için? Artsın, çoğalsın. Maşallah diyelim, ne diyelim ve müsaadenizi isteyelim. Peki en son bir de Gülşen'e bir destek verdiniz, şarkılı bir destek verdiniz. O da sosyal medyada konuşuldu. Onunla ilgili ne anlatmak istersiniz? Her şeyi anlattım zaten konserde. Var videoları, onları dönüyor, bulabilirsiniz kolaylıkla. Ama sizin ağzından dinlesek yine bunu. Yok, anlattım hepsini. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şey, ben de soralım. Arkadan çık oradan. Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba kardeşim, iyiyim, sen nasılsın? Çok şükür ediyoruz, siz her zamanki gibi. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Önce bir Bollywood macerasına gitmek istiyorum. Orada hani burada bir klip çekimi oldu. Oraya da gittiniz, neler söyleyeceksiniz? Bollywood'a gittik. Çok güzel karşıladılar bizi. Güzeldi her şey. Onlarla da bir ortak projemiz var. Haziran ayında. Bunu yapacağız. Çok güzeldi yani her şey, öyle söyleyeyim. Sizi de orada gidince benzettiler mi peki Hindistan'da? Yani, vallahi herkes öyle söylüyor. Benziyor. Artık böyle bir Türk starı da artık bir Bollywood'da görebilir miyiz? Bana Bollywood starı diyorlar mı? Yaklaşık. Şimdi birazcık da tabii ki de İstanbul'a dönmek istiyorum. Bugün saat gece 12.30'da bir haber yayınlandı. Toridor dizisinde olmayacağınız ve Avcı dizisiyle anlaştığınıza dair neler söyleyeceksiniz bilmiyorum. Evet, şöyle bir şey oldu. Bir zamanlamadan dolayı bir anlaşmazlık oldu. Oradan ayrıldım. Şimdi bir işte görüşüyorum. Resmi bir anlaşma gibi bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Şu an çok güzel her şey. Yani bir işle hani flört aşaması. Yani haber çıktıktan sonra sosyal medyada inanılmaz derece büyük bir etkileşim oldu. İşte artık dizide mi yer alacak diye hayranlarımız da aslında bekliyor diyebiliriz. Sizler için de tabii ki de hayırlı olsun diyelim o zaman işte. Yani evet. Diyebiliriz, diyebilirim. Bir yandan da yaza dönmek istiyorum. Yaz tatili nasıl geçti? Tabii ki şimdi sözleşme dönemleri ama yaza dönmek istiyorum. Yaz tatili aslında benim için iki haftalık bir süreçti. Çok fazla tatil yapmadım. İki hafta yetti diyebilirim. Onun dışında başka işlerim vardı, onlarla ilgilendim. Bol senaryom var. Birazcık spor yaptım. Bu kadar. Çok fit gördük sizi bu arada. Formunuzu öyle biliyorsunuz.
Sosyal medyadan da takip ediyoruz tabii ki de attığınız fotoğrafları. Peki yani şimdi kadın hayranlarınızı ilgilendiren bir soruyla karşınıza gelmek istiyorum. Neymiş o? Evet, bakalım. Uğur Güneş'in kalbi boş mu şu an? Boş. Peki. Hala boş. Hala boş ya. Yani. Kalplerine de su serpmiş oldunuz aslında. Ha, yok. Hayranlarınızı. Bu böyle mi devam edecek yoksa hani arıyor musunuz, aşk kapılarınızı kapattınız? Bilemem gibi. Yani hani uygun bir aday olursa tabii ki de. Kısmet işi. O kadar şey yapmaya gerek. Kriterleriniz var mı ilişkide? Onları sonra sen özel olarak. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Doğuma çok az kaldı zaten. Ne olur ne olmaz. Bırakır mıyım ya? Yer mi abi? O cesaret kimde var? Yok mu? Biliyorsun hanımcıyız. Ne haber? İyiz abi. Sen nasıl? İyiyiz. Slogan oldu zaten. Hanımcıyı kazanacak bir, diye. Kendi içinde bir marka oldu galiba. Evet. Bir de o markaya uyanlar uymayanlar. İkiye de böldük erkekleri biraz ama çaktırmıyorum çok. Ama genelde çevrendekiler uyuyor. Kanka beni el altından çok eleştiren de var. Bizi yakıyorsun, çok mu abarttın falan diyen de çok ama ben memnunum hayatımda. Siz bu durumdan memnunsunuz herhalde. Tabii ki. Memnunum. Bak sessizim, evet. Ya, hiç tabii, muhalefet olmaz. Olmuyorum şu anda. Aynen. Dinliyorum. Evet. Doğum öncesi abi, son yürüyüşler oldu. Malumunuz bizim eve bir tık uzak bir noktadayız ama burada olan bir hamburger zinciri yüzünden hanımın da son taleplerini yerine getiriyoruz. O yüzden. Ben de eski şişman olarak oturduk. Birazcık kötü beslendik. Bir şeyler yaptık. Çaktırmıyoruz. Devam ediyoruz. Abi sadece hamburger aşardıysa durumun çok iyi o zaman. Bu yok yok ya Seda, ilkinde de sese hamileyken de hiç öyle bir şey olmadı. Yani tuhaf şeyler yaşamadık değil mi biz? Yok yaşamadık. Bir de öyle anlık şeyleri yok. Beni hiç mesela hani Allah var, hiç öyle strese, krize sokmadı yani. Böyle gece hani şey hikayeleri vardır ya, böyle gece 4'te kalkıp. Karpuz aradı. Ya Aralık ayında karpuz aradı. Hiç öyle bir şey yok abi bize. Bir, genelde 2 gün sonraya şey yapar. Hani Seda 2 gün sonraya aşerir. Canım aynen. Çekiyor, acelesi yok. Hadi bir gün gidelim yiyelim, o kadar. Aynen. Mesela o hafta içine bir gün mutlaka, o kadar. Evet, o kadar. Bizde çok şükür. Şey, sakin geçti yani. Peki isim belli mi efendim? İsim Ela. İsim onu mi? Ses bir röportajda patlatmıştı evet. Ya. Aynen. Ela. Ela. Neler hissettiriyor peki ikinci bebek size? Abi tabii şimdi bir de kız olunca tekrar şey durumu oluyor. Yani ulan diyorsun, sesi görüyoruz evde, önümüzden geçiyor mesela. Ulan bir tane daha bundan. Hani nasıl olacak diye böyle bir garip bir düşünce var, göreceğiz. Hani Allah bütün çocuklara sağlık versin. Beraber güle oynaya inşallah büyürler. Sizin için? Ben çok heyecanlıyım ikincisine. Yani ilkinde bu kadar heyecan yapmamıştım, onu konuşuyorum Ümit'le. Çünkü artık biliyoruz yani hani ve bir kızımız var. Büyüttük, neyle karşılaşacağız bunu biliyoruz. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Bir de ikinci bir ses olma değil fikri mi? Gerçekten çok şey geliyor. Değişik bir yeni bir sayfa açılıyor gibi böyle. Böyle şey, sayılı gün çabuk geçer diyorlar ama biraz zor yani, böyle 2 gün kaldı bakalım. Evdeki pembe setup da bozulmuyor. Aynen. Aksesuarlarımız değişmiyor. O yüzden oyuncaklar genel bir şekilde. Sıkıntı yok, devam. Yeni alışverişler yaptın mı? Peki böyle sakladığınız sesin eşyaları var mıydı? Çoğu vardı. Çoğunu saklamıştım. Şimdi zaten hatta ses görüyor falan, diyor ki ya anneciğim diyor, keşke benim de bunlardan olsaydı. Böyle hafif ufak bir kıskançlıklar var. Diyorum ki bunlar hep senin eskilerin. Eskiden giyiyordun bak. Hani hoşuna gidiyor onun da. Her şeyini kardeşiyle paylaşmak istiyor. Çok fazla bir alışveriş yapmadım o yüzden, yani Ela'ya çok ihtiyaç duymadım. Çünkü ispatlamak için sürekli evet. O fotoğrafları gösterdik. Bak bu senindi falan diye. Tabii arızaya evet. Geçiyor, ben gibi ya giyemezsin, küçük o falan diyor, senindi bu zaman, nasıl benimdi falan, tık fotoğraf hani ha diyor. Ha, tamam. Kıskanmaya başladım tabii, peki tabii. Var mı o durumda? Yani böyle şimdi, iletişime geçiyor mu? Çok iletişimde yani, sürekli göbeğimle konuşuyor zaten. Hani böyle sessiz sessiz mırıldanıyor, onu sevdiğini söylüyor, heyecanlandığını söylüyor. Böyle çok duygusal bir an yani. Aynen. Aslında böyle sürekli bunu yapıyor olması, içinden geliyor olması bence çok kıskanç olmayacak gibi ama şimdilik tabii iyiyiz. Sürpriz de olabilir, bilmiyoruz, bakalım. Hep göreceğiz. Bir açık kapı bırakalım, göreceğiz, bakacağız. Evet. İyiyiz ama şimdi. Peki yani uçuşları da soralım, yoğun bir tempoda devam etti senin için Dalaman İstanbul'da. Tabii şimdi ara verdik, hamileliğin özellikle son döneminde zaten buradaydım, hiç ayrılmadım. Teori kısmı da bittiği için artık gidip biraz daha gene uçmam gerekecek ama nasıl diyeyim, kabaca okulun %80'lik kısmı bitti zaten. Şimdi inşallah doğumdan sonra çok aşırı da havalar bozmadan herhalde yılbaşına bu konuyu kapatırız, bitiririz gibi duruyor. YouTube'da da bayağı aktifsiniz. Aynen, YouTube'a tabii. Burada olunca YouTube'a sardık abi. O yüzden Doğan zaten 2 senedir söylüyordu, aç 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 diye açtık. O da bir garip, kendi seyrinde gidiyor. Orada işte uçaklı, arabalı içeriklerimiz var. Eğleniyoruz abi, biz sevdiğimiz şeyleri yapmaya devam ediyoruz. İnsanlar da bizi seviyorlar.
Çok şükür. Sevenleriniz bayağı oradan takipte. Acaba evet. Bu durumlar, bu skeçler bir filme dönüşür mü? Yoksa tamamen artık bu sektörden ödümü çektim diye düşünüyorum. Yo, ben yani ben abi film çıkar, benden gene film çıkar ama kendi filmim çıkmayabilir. Benim hiçbir zaman kalemim çok aşırı kuvvetli olmadı. O yüzden böyle atıyorum. Mesela İbrahim o işi çok güzel yapıyor. Hani yazı yazabiliyor insanlar ama ben böyle ben en fazla hikaye verebilirim insanlara. Onu birinin senaryo yazması lazım yani. Bir iki hikayem var. İşi bırakmak ya da işten kopmak diye bir şey yok abi. Sağlık olduğu sürece benim asıl işim o. Onu yapma olmaz yani. Yaşlanacağım, baba rolü oynayacağım oğlum. Hani daha o günleri bekliyorum yani. O yüzden şey, iyi bir iki tane hikaye var kafamda zaten. Hani bir gün bırakmaya karar versem bile onları yapmadan bırakmam yani. O iki tane hikayeyi yapacağım abi. Neler var? Biraz açabilir miyiz o hikayeyi? Kanka bir tanesi çok dramatik ya. Biraz salya sümük olacağız ya, onu istiyorum. O derece. Evet evet abi, aynen olacağız. Ona yapacak bir şey yok. Üzgünüm ya. Hepinizi bir ağlatacağım yani. Peki YouTube'da da böyle yemek videoları da var. Gittiğiniz yerlerde bir şeyler de deniyorsunuz ama formu korumak için de bir şeyler yapıyorsunuz. Abi eski halimiz arşivlerde her yerde var. Evet. Bundan da yemek işinden de kopmak mümkün değil. O yüzden hep şimdi her şeyi böyle biraz askıya aldık gündemde doğum olunca. Ama Antep'e falan da gideceğim yani. Oralarda da mesela baklama yapacağız, videolarını çekeceğiz, yiyeceğiz. Bir sürü şey var abi, onları yapacağım. Ben geri kilo alır mıyım bilmiyorum ama galiba almayı deniyor olabilirim. Yeni video ayağına bir şeyler deniyor olabilirim yani. Son olarak Oğuzhan'ın düğününde soralım. Beraber evet. Çok şık bir şekilde katılmıştınız. Aynen, nasıl onlara da tekrar mutluluklar. Gayet güzeldi zaten, gördüğünüz bildiğiniz gibi eğlenceli bir düğündü. Biz tabii hem Seda'nın bu son düzlükte oluşundan hem de ses evde olduğu için böyle acayip eğlence kısmına maalesef kalamadık o saatler. Size bir alay olmadı mı? Evet, çok yok. Çok biz böyle yalandan yani böyle ilk başında tabii biz, bulunabildik aynen. Maalesef. Ama, ellerimizle falan ha, aynen. Uzaktan. Ama şeyiz, mutluluklar iyi olacak. Onlar da çok iyiler. Daha da iyi olacak. Yıllanacaklar inşallah onlar da. İstedikleri hayatı çoluk çocuklu yani aynen. İstiyorlar. İsteyen herkese nasip etsin diyoruz ya. Hani onlar için de hep en iyi dileklerimiz var abi. Güzel hep beraber büyüyerek gelişiyoruz. Peki abi hanımcılık kazanacak diyorsun ya. Abi. Bu dönemde evde de çok yardımcı oldun mu yoksa seninki sadece sloganda mı kaldı? Abi Seda cevap versin. Ümit zaten sesin doğumundan bu yana çok yardımcı. Yani biz 2 yaşına kadar bize hayırdır oğlum. Hayırdır. Yani hani aileler de dahil olmak üzere kimseden biz yardım istemedik. Biz kendi içimizde hallettik. Hep sesin böyle bakımda olsun, bir şeyde olsun. Şimdi de zaten artık benim karnım burnum da hani sesle çoğu şey yapamıyorum. O yüzden o konularda çok destek bana. Evet, iyi iyi. Hakkını yemem yani. Çok destek alıyorum ondan. Peki. Kendimizi de övdük. Şükür, güzel, tamamız, aynen. İyiyiz. Eve gidebiliriz. Aynen, evet. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ olun. İyi çalışmalar, ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdiden sağlık ve gelsin. İnşallah. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Oldu, iyi günler. Güle güle abi. Ağzına sağlık. Sağ olun, siz nasılsınız? Güzel, bizdeyiz. Çok güzel bir galeri. Önce galeriden başlayalım. Çok çok keyifli. Geçen sene de geldim. Bu sene çok çok daha iyi görünüyor her şey. Bence her sene çok daha iyiye gidecek. Daha dünya standartlarında bir şeye gelmeye başlamışız. Onu görmek çok güzel yani. Siz de İtalya'daydınız. İtalya nasıldı? Güzeldi. Çok çok güzeldi. Özlemişim oraları. Pandemi yüzünden hiçbirimiz bir yere gidemedik tabii. Çok keyifli geçti. Şimdi burası da keyifli geldi bana. Güzel her şey. İtalya'da kimler eşlik etti sizi tatilde? Erkek arkadaşımlaydım. Baş başaydık İtalya'da. Keyifli bir tatil yaptık. Kafa dinledik. Romantik bir tatilde diyebilir miyiz aynı zamanda? Evet. Romantik. Baş başa güldük, eğlendik. Tatilimizi yaptık. Döndük işte. İstanbul planlarına dönelim. Neler var hedeflerde? Setteyim zaten. O yüzden çok hareket edemiyorum. Bugün de setim vardı. Son anda gün değişti. Öyle gelebildim. O yüzden de çok mutluyum şu an burada olduğum için. Ama setteyim. Set olunca zaten çok hareket edemiyoruz bir yere. Çekimler nasıl gidiyor o zaman? İyi gidiyor. Güzel. İnşallah beğenirsiniz Ekim'de. Projeden birazcık bahseder misiniz? Nasıl bir proje bekliyor bekleyenleri, izleyicileri? Bir kitap uyarlaması aslında. Gecenin Ucunda adı. Neslihan Atagül, Kadir Doğdu, Zuhal Olcay, Turban Ünsal, Sarp Leventoğlu, Bertan. Yani gerçekten çok acayip bir cast var bence. Hepsini çok seviyorum. Hepsi de arkadaşım. Bence iyi bir iş geliyor. Hani çok iddialı konuşmayı da sevmiyorum ama hani senaryoyu bile biz soluksuz okuyoruz. Bence insanlar da aynı keyifle izleyecektir inşallah. Kitap uyarlaması olduğu için birazcık da senaryodan bahsedebilirsiniz. Nasıl bir hikaye izleyicileri bekliyor olacak? Nasıl bir olay örgüsü?
Ya çok kitaba bağlı kalmadığımız için evet oradan birçok şey, yani karakterlerin hepsi oradan ama hikaye olarak çok iç içe olmadığımız için söyleyeceğim her şey küçük bir tiyo spoiler olabilir, o yüzden onu söylemeyeyim. Zaten ufak ufak tanıtımlar başladı, oradan anlarlar diye düşünüyorum. Siz nasıl bir karakteri canlandıracaksınız? Hangi karaktere hayat vereceksiniz? Serra karakterine hayat veriyorum. Evin zengini şımarık insanı ama herkesin çok sevdiği, asla şüphelenmediği, sürekli arkadan iş çeviren. Çok eğlenceli bir rol. Çok çok keyif alıyorum oynarken. Dijitalde mi olacak yoksa ulusal? Star TV'deyiz biz. Aynen. Peki Serra karakterini size düşündüren şey, hani proje önünüze gelince kabul etmenize sebep olan şey nedir? Biz aslında film çekiyorduk. Filmin setinde aynı yapım şirketinin işi. Ya Beste çok, sen bunu keyifle oynarsın, bak çok da güzel olur falan deyip o zaman ya acaba olur mu deyip senaryoyu okudum ve gerçekten çok inanılmaz keyifli bir rol. Çok bir güzel yerlere gelebileceğine de inandığım bir rol. O yüzden büyük bir hevesle kabul et. Bakalım inşallah istediğimiz gibi olur. İnşallah diyelim. Peki çok teşekkürler. İnşallah. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tabii ki. Teşekkür ederim. Başlayalım. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Öncelikle ayağınıza sağlık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah siz de mutlu olmuşsunuzdur. Gördüğünüz tablo karşısında çok güzel abilerimiz, kardeşlerimiz geldiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Çok sağ olun. Artık ticari hayat devam ederken bir yandan da oyunculuk devam edecek. Oyunculuk devam edecek çok kısa zamanda, bir 10 gün içinde de çok güzel bir size müjdem olacak bu konuda, oyunculuk konusunda. Çok güzel bir işe başlayacağız, Allah kısmet ederse. Bir taraftan ticaret tabii ki devam edecek. Yani sadece oyunculuk değil, her yerde olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince birikimimizi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Nasıl bir proje olacak, birazcık bahsedebilir miyiz? Tam bahsedemeyeceğim, yapımcımız burada. Belki ondan bir şeyler duyarsınız biraz sonra ama şu anda bir şey söylememi istemezler muhtemelen ama çok güzel. Hem böyle dram, komedi, her şey bir arada. Hayatım içinden bir proje. Benim de çok hoşuma giden bir proje oldu. Kısmetse sizi de zaten oraya davet ederiz. Ticari peki, ticari katılmak her zaman aklınızda var mıydı yoksa daha sonrasında bir tavsiyeyle bir birlikteliğe? Arabalara olan bir hayranlığım vardı benim. Ben arabaları çok seviyorum yani nedense. Çocukluğumdan beri. O yüzden böyle hani arabaların içinde bir şeye başlamak benim için çok özel bir şeydi. İlk defa hayalimi gerçekleştirdim. Bir şey oldu benim için. Çok güzel. Bu arada benim Ömer Demircan ve Ahmet Yer Yıldırım asıl bu işlerden anlayan insanlar onlar. Onlar bana öncülük yaptılar bu konuda. Ve ortaklarım da onlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Bana böyle fırsatı sundukları için. Sizlerin de tekrar ayağına sağlık. Evet, o zaman birazcık daha artık magazine geri verelim. Olsun evet. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Evet öyle oldu. Birden gelişti. Bilmiyorum şu an ne diyebilirim. Mutlu musun? Ben mutluyum, sen mutlu musun? Ben de çok mutluyum. Şimdi heyecanla diyebiliriz aslında. Hem açılış hem de yine. Evet. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Yani şöyle hayatımı... Çok değişik dönemlerde çok değişik insanlar gördüm o zamana kadar ama beni en çok şaşırtan insan Rüya oldu, sağ olsun. Hayatıma girdiği günden beri yüzüm daha çok gülüyor en azından. Bunu bilmeniz yeterli bence. Çok mutluyuz yani. Her şey yolunda. Tanıştınız peki o bize kalsın, onu ben sonra anlatırım size. Yani şu anda çok yeni. Yani 1,5-2 ay anca olacak yani. 2 ay daha olmadı ama daha çok yeniyiz yani. İlk adımı kim attı? Tabii ki ben. Tabii ki ben yani. En çok etkileyen şu güzelliğe bakar mısın yani? Şu güzelliğe bakar mısın? Nasıl ilk adımı kim atacak abi? Ben atacağım tabii ki. En çok etkileyen ne oldu peki? En çok etkileyen oyuncu olmaması oldu. Oyuncu değil bir kere yani o yüzden. Kendisi yok şaka baka değil. Yok gerçekten. Kendisi influencer. Evet bir de kendime ait bir kozmetik firmam var. Aslında evet. Onun üzerinden gelişti influencer olmam da. Yani isteyerek gelişen bir şey değildi. Kendiliğinden oldu. Böyle kendimi ortaya attım. O da bir girişimci yani açıkçası. Evet. Aynen. O yüzden o zaman maşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. O taraf alacağız Serdar Bey. Alalım. Merhaba. Nasılsınız? 2 dakika. Sağ olun. 2 dakikanızı alayım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi. Koşturmaca devam. Hazırlıkları nasıl? Evet. Onun hazırlıkları içindeyiz zaten şu an. Artık sayılı günler kaldı. Stres evet. Kaç gün kaldı? Bugün 21. Kaç gün kaldı? 19 falan herhalde. Yer belli oldu. Evet her şey belli. Bir tek gelinlik yok ortada. Gelinliği beğenemedim. Beğenemedim değil de hala şu an karar veremedim. Biraz takıntılıyım. O bunu yapamaz, bu bunu yapabilir. Öbürü bir şey olabilir. Peki. Orada. 3-4 tane gelinlik yapıyorlar size. Sürpriz, kısmet. 13 tane. 1 mi? 13 tane. Yok canım 13 tane olur mu? 13 olursun zaten. Yok. Beğendiğim 2 model var. İkisini giyeceğim. Yani umarım hayırlısı olur. İdeal. Evet.
İnşallah. Nerede peki şey olacak? Şimdi söylemeyeyim ya. Reklam olmasın. Kır düğünü gibi bir şey mi? Bahçe düğünü diyelim. Bahçe. Yani kır yok artık daha. Yine dışarıda bahçe alanında olacak bir otelin. Şahitler falan bekliyor mu? Değil. Değil. Hepsinden haber bekliyoruz. Anladım. Şahitlerimiz birazcık yoğun insanlar. Anladım. Onlara kaç, haber bekliyoruz. Birden fazla mı şahit düşünüyorsunuz? Benim iki şahidim olacak. Damat mı? Onun da iki olacak. Peki ondan sonra neler yapıyorsunuz? Ondan sonra neler yapıyoruz? Düğün hazırlığı için. Düğün hazırlığı. Şu an bir tane düet parçamız var. Çok güzel bir parça geliyor. Düğünden hemen sonra o çıkacak inşallah. Biraz iyi bir parça diye düşünüyorum. İnşallah. Artık sıfır bir parça. Düet mi dediniz? Düet. Kimle? Bir arkadaşımızla. Tanıyor musunuz? Bilinen bir isim değil, hayır. Tanıyorum. Almanya'da yaşıyor. Ama çok iyi. Yine bu rap güzergahından güzel bir reggae ton bir parça. Hayırlısı olsun. Aynen, güzel bir parça. Hayırlısı olsun. Görüşürüz. Asıl bir tane projem var. Bakalım onu şimdi teklif edeceğim. Onu yok. Önce teklif edeceğim. Süper bir isim var. Bayılıyorum. Türkiye'de bir tabii. Düet olarak. Evet, iyi bir şarkıcı. Bence onu yaparsak çok güzel olur. İnşallah. Bir Beyoncé. Buradan teklif edin. Ben onu arayacağım, yok. Arayacağım onu daha kendim. Arayacağım ben sizi. Aynen. Yok, hayır. Şu an duyurulmasın. Belki kız kabul edecek, tamam. Okey diyecek. Belki buradan okey diyecek, yok, size hayır diyecek. Hayır, söylemeyeyim. Projemi kimse çalmasın. Gerçi onu ikimizden başka kimse yapamaz şu an Türkiye'de. İnşallah. Öyle iyi bir şey yok. İnşallah. Birazcık Rihanna, Shakira diyeyim ben size. İnşallah. Dans edeceğiz bol bol. Siz Shakira mı oluyorsunuz? Fark etmez, ikimiz de ikisini olabiliriz ya. Tamam o zaman. Bence ikimiz de o konuda yetenekliyiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhabalar, nasılsınız efendim? Teşekkür hayırlı ederiz. Akşamlar, keyifler nasıl? Merak ediyorsunuz, çok kısa konuşsaydık. Yapmayın böyle şey. Hanımefendiyle de ayıptır ya. Yapmayın, yanlış anlaşılmalar. Arkadaşlar müsaade edebilirsiniz. Sonuçta evlisiniz, o yüzden yanlış anlaşılmalar. İstanbul Barosu avukatıyım. İstanbul Barosu avukatıyım. Olabilir, biz şu anda kamu görevi yapıyoruz. Müsaade edebilirsiniz. Tamam, kameralar yapmayın. Bir saniye ya. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Sen git abi, yürü abi. Abi yapmayın, ayıptır. Hanımefendiyi tanıyabilir miyiz? Yanlış yazmayalım diye soruyoruz yani. Yanlış anlaşılmaları var vermemek için. Evet, magazin. Siz neler söyleyeceksiniz? Beraber içeride çok samimiydiniz. Tamam mı? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Kavga mı ediyorsun? Ne yapıyorsun? Kavga mı ediyorsun? Yani üst kırıştı ama kusura bakmayın artık ya. Bu tiyatro oyuna geldi. Evet evet. Orada da var o yüzden. Evet, merhabalar. Merhabalar. Güzel bir gece, güzel bir tiyatro oyunu. Evet, evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya ben ilk defa izleyeceğim. Evet. Vallahi herkesin de öve öve bitiremedi diye. İlk defa izleyeceğim yani, çıktıktan sonra da değerlendiririz ama eminim ki bütün zaten oyuncu kadrosu çok iyi. İlla ki çok güzel bir iş çıkmıştır. Sizi tiyatro sahnesinde görebilecektiniz. Valla ben kendimi Sivrihisar'da, şu an 4 gün Sivrihisar'da olunca 3 gün İstanbul'dayım şimdi, hani devam eden bir işimiz de olduğu için. Kesinlikle. 3. senesinde hani maşallah da var işimizin. Şu an yani gönül daha devam ederken yani başka bir şey yapmamın imkanı maalesef olmuyor. Çünkü iş İstanbul'da da değil, Sivrihisar'da. 5 gün oradayken 2 gün bize kalıyor. Geliyoruz işte İstanbul'da. Zor oluyor mu orada havalardan dolayı? Ya Sivrihisar'ı bilmiyorum, biliyor musunuz? Ama bilmiyorum. Eskişehir'in de uzağında, evet. Ankara'ya doğru giderken soğuk, çok soğuk. Evet. Yani hatta dün gündüzde akşam arasında 10-15 derece falan fark ediyor. Ama biz artık 3. seneyi geçirdiğimiz için biz orala olduk. Soğuğu seviyor musunuz? Ya ben İzmirliyim, nasıl seveyim soğuğu ya? Ben güneşe, denize doğmuşum ya, nasıl seveyim soğuğu? Ya soğuk, sıcak ya, alıştık 3. sene olduğu için artık.
Çok da güzel gittiği için o hani soğukluk artık çok fazla şey yapmıyor yani. Alıştık. Yazı nasıl geçirdik peki birazcık aslında? Yazın Çeşme, Akif'le Çeşme'de tatil yaptık. Yazın Çeşme'deydik. Ben hani genelde de her yaz, zaten bir aylık bir süremiz oluyor sezon finalinde. Onu da ben Çeşme'de geçirdim. Ailemle beraber, hep beraber tatil kesinlikle yaptık. Kesinlikle. Son olarak senin hanımla da tekrardan ayrılık haberini. Ayrılık şeyde oyuna geldik. Yok, sevenleriniz evlilik bekliyordu. Tekrar ayrılık haberi çıkınca. Yani oluyor. Her ilişki, hani hiçbir ilişki evet, bitsin diye başlanmıyor. Evet. Ya da hiçbir ilişki kavga edilsin diye veya başka bir şey olsun diye başlanmıyor. Yani her ilişki, herkesin yaşadığı gibi hani küslükler, barışıklıklar, kesinlikle, bu tarz şeyler çok normal olabiliyor. Yani bizdeki tabii durum, şimdi bunu herkes yaşıyorken kimse görmüyor. Yani evet. Bizdeki durum öyle bir farklı bir durum var. Siz ki bunu maalesef neye bağlıyorsunuz? Hani nazara inanır mısınız mesela? Öyle soruyor. Neyi neye bağlıyorum? Niye haber oluyor diye bilmem. Yani hani olabiliyor ayrılıklar, küslükler, barışmalar olabiliyor. Hepsi olabiliyor ya. Yani o yüzden hani bu şimdi ilişki konusu çok şey bir konu ya. Hani tamam, bir de oyundayız. Ne diyelim ya? Eyvallah. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Ne gündemin ha? Merhaba. Mira Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Güzel bir tiyatro oyunu. Aynen. Ne söyleyeceksiniz? Geldik işte. Biz de merakla bekliyoruz oyun izlemeye geldik. Siz nasılsınız? Neler? İyiyim, her şey yolunda. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ben heyecanlıyım. Geldim. Birkaç haberler de çıktı Mira Hanım. Hadise Hanım'la Mehmet İnçerler de boşanma davası açtı. Sizin evinizde oturduğunuza dair, siz de İbrahim Bey'le boşandınız. Neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Nereden söylemek? Teşekkürler. İyi oyunlar. Tolga, soruyu sor he. Tolga. Tolga. Sen iyidir lan. Tolga. Tamam. Merhaba Kenan Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz arkadaşlar. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Her şey yolunda mı? Çok şükür yolunda. Sizin yolunda mı her şey? Hayır, boyu da burada. Sen neredesin sen? Buralar değil mi? Benim orada kaldı bak. Sen nasıl değilsin valla? Ne yapıyorsun? En hınzırda bu var. En tehlikeli. En tehlikeli. Var ya. Biz sesini çıkartmayıp en tehlikeli olalım. En güvenilmeyiz aynen. Bana müsaade o zaman canlar. Biraz bahsedelim. Biraz nasıl gidiyor? İyi gidiyor valla. Her şey oldu mu? Güzel, çok şükür. Seyircilerimiz seviyor. Çocuklar seviyor. Ondan çok mutlu oluyorum. Gelip bana şey diyorlar, abi sen hepsini nasıl biliyorsun? Bilmiyorum diyorum. Hepsini bilmiyorum. Yok biliyorsun abi falan diye. Hani o çocukların o halleri çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yani bir aile programı olması, hani anne, baba, çocuklar, dedeler falan böyle bir araya gelip izlenen bir yarışma programı olması, bir bilgi ve kültür yarışması olması benim için kıymetli zaten. O yüzden zaten ben de sunmak istemiştim. Ve o yüzden de keyifli devam ediyor. 3 yıl oldu. İlginç şeyler de oluyor. Joker oluyor gerçekten. Joker aktörünü kullanıyorlar. Evet. İlhan Aşklar Ecid'e evlilik teklifi ediliyor. Evlilik çok şaşırdığım oluyor. Şeyin oldu mesela. Beni çok şaşırdım valla. Yani bazı sorulara verilen cevaplar beni çok şaşırtıyor tabii. Yani sizin de bildiğiniz üzere. Şimdi tekrar o yarışmacılarımızı huzursuz etmek istemem ama gerçekten bazen hani söylemeyeyim. Çocuklar nasıl? Çocuklar iyiler. İyiler, iyiler. Abileri, ellerinizden öper desem yeridir artık. Yani değil mi? Alışma süreci vardı, bir uyum sağlama süreci. Geçtim onları, atlatıldım. Nalin nasıl davranıyor kardeşine? Nalin davranışı. Nalin geriye iyi. Beklediğimizden iyi. Ablalık yapıyor. İyi, iyi. Gayet iyi. Leyla nasıl peki? Leyla da iyi. Sağlığı yerinde. Büyüyor. Leyla bayağı İç Anadolu kızı oldu. Yani ağlaması falan da böyle bir şey gibi. Birazdan bozluğa dönecekmiş gibi abi. Gerçekten. Tabii. Hani Neşet Ertaş türkü söyleyecekmiş gibi hissediyorsun falan böyle. Hakikaten tam bir İç Anadolu kızı. Lalin mesela daha Karadenizli duruyor. Leyla daha böyle bir İç Anadolu duruyor. Leyla'yı kime benzetiyorlar peki? Bana benzetiyorlar. Biz göremediğimiz için abi. Öyle mi? Daha göremediniz değil mi? Lalin daha çok annesi, evet. Leyla daha çok ben. Ama ikisinde de karışım vardır. Bebekliklerini kıyaslarsak hangisi daha çok sizi yoruyordu? Yani hani huysuz diyelim ya da. Yok, huysuzluk çok şükür yani. Çocuklar çok huysuz değiller ama ilkinin acemiliği oluyor. İlkinin daha biraz daha çocuğubesi ve sakinliği oluyor. O yüzden hani Leyla sanırım daha rahat büyüyor. Çünkü ilkinde biz de tedirgindik. O tedirginlik, anne babadaki tedirginlik isteriz ama çocuğa da geçiyor. İyiyiz yani çok şükür. Sinemanın masalar peki artık? İyi, çocuklar da
daha bir yoruluyordur büyük ihtimalle. Sinem'den muhteşem bir anne çıktı zaten içinden. Şu an annelik onun için en önemli şey. O yüzden gayet de iyi yapıyor. Çocukların yani sevgisi, ilgisi, eğitimi, öğretimi her şeyle an an gerçekten çok ilgileniyor. Onun anneliğini gördükçe Sinem'e saygım yani tekrar katlanmaya başladı. Selamlar olsun bizden de. Aleyküm selam. Bir dizi, bir sinema filmi olacak mı? Konuştuğumuz işler var ama şu an için net olan hayata geçecek yani şudur diyeceğim bir şey yok ama konuştuğum bir iki tane iş var. Uzun süre oldu çünkü siz de özlediniz mi? Özledim tabii. Özledim tabii ama o özleme değecektir. Hani buluşma olmalı ki, hani öyle bir proje olmalı ki o hasrete değsin. Hiç peki bir şeyler yazdınız mı? Hiç böyle yazmayı düşünüyor musunuz? Yazar tarafa geçmeyi düşünüyor musunuz? Yani yazdıklarım henüz mesaj kısmına geçemedi. Bakalım yani onu daha usta kalemlere bırakmayı düşünüyoruz. İleride ne olur bilmiyorum tabii. Peki izlediğiniz projeler var mı? Böyle beğendiğiniz genç oyuncular, birçok genç oyuncu çıktı. Birçok başarılı oyuncu geliyor. Yani bunu görmek de güzel çünkü önemli olan sektörün ayakta kalması ve devam etmesi. Hani bazıları der ya, bizden sonra kimse gelmedi falan diye. Gençler gümbür gümbür geliyorlar, kendilerine de çok iyi bakıyorlar. Böyle de devam eder inşallah. Kerem Bey gitmeden de soralım, sormak da hani çok istemiyoruz ama geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı ama. İstemiyorsanız sormayın ben. Ayrılık değil, sinemanın değil. O yüzden kendinize soralım. İyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Böyle bir şey olmaz var mı yok mu diye. Ne gibi? Bir ayrılık abi, haberleri çıktı da geçtiğimizlerden. Onu bak keşke sormasaydım. Boş. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Epey oldu görüşmeyeli. Sağ ol abi. Seni gördük seni de. Sağ olun, sağ olun. Siz de kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın. Teşekkür ederim. Neyi çekeceksin sen daha? Ne yapacaksın? Abi ben çekeceğim, çekeceğim. Tamam mı Yusuf? Evet. Duygu Hanım merhabalar. Merhaba. Güzel bir gece, güzel bir tiyatro. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya kaç yıldır, 4 yıldır falan var. Ben bir gelememiştim evet, çalışmaktan. Şimdiye kısmetmiş. Siz de son dönemde tiyatroya çıkıyorsunuz zaten. Evet evet, geçen sene yapmıştım, bu sene yapmayacağım ama. Sizce her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi Duygu Hanım? Ya öyle bir kural yok. Ya çünkü eski oyuncular, bazı usta oyuncular, bazı usta oyuncuların açıklamaları oluyor. Genç oyuncuların mutlaka tiyatro sahnesinden geçmesi lazım diye. Ya genç oyuncuların çok da üstüne gitmemek lazım. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar zaten. Ben ne yapıyorlarsa doğru buluyorum açıkçası. Çok şık bulduk sizi bu arada. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başka programdan geliyorum, ayıptır söylemesi. Yani toptan hazırlandım, çıktım işte. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Filmimiz var 7 evet. Ekim'de vizyonda. Onun heyecanı içindeyiz. Onun dışında evde yemek yapıyorum. Ne yapayım işte öyle. Spor yapmaya çalışıyorum. Zayıfladım çünkü. Onunla uğraşıyorum. Başka böyle ne oldu? Taşkent'teki fotoğraflarınız da çok iyiydi, çok güzeldi. Zayıfladım evet, diyorum ya işte. Festival nasıl geçti sizin için? Çok güzel darlandığınıza dair haberler çıktı. Çok güzel geçti. Harika geçti. Gerçekten ben Türkiye Cumhuriyetlerine gitmeyi çok istiyordum. Çünkü oradan talep çok vardı. Ama aynen ona da çalıştığım için gidemiyordum. Şimdi gittim. Çok güzel. Yani halkla bütünleşmek çok iyiydi, Özbek halkıyla. O açıdan mükemmeldi. Peki festivalde... Ama onun dışında... Festivalde yaşanan bazı olaylar var sanırım. Onlar organizasyon sıkıntısı. Her zaman olur, olacak şeyler. Yani benimle çok alakası yok açıkçası. Peki şöyle sorayım, yazılan her şey yaşandı mı? Ben ne yaşandı bilmiyorum. Ben programdan geldim, pek çok takip etmedim. Yani Serdar Bey de sanırım. Serdar Bey. Bak Serdar Bey'i kim üzdüyse karşısında beni bulur. O bizim baş tacımız. Öyle bir şey olur mu? Olur mu öyle şey? Burak Bey sahneyi reddetmiş, ben çıkmam diye bağırmış. Valla arkadaşlar ben bilmiyorum hiçbir şeyi. Hadi öpüyorum. İyi seyirler. Sağ olun, size de teşekkür ederim.